Yani Türkiye 2002'de nasıl bir Türkiye'ydi? Hı, hı Yani bankaların battığı, ekonominin diplere vardığı, memurlarına maaş bile ödeyemeyecek noktaya gelen AYBF'e teslim olmuş bir Türkiye vardı. Yani bunu sadece bir söylemiyoruz ki herkes böyle bir Türkiye olduğunu. AK Parti geldi, ülkeyi bu hale getirdi. 2013'e kadar zaten IMF'in boyunduruğunda olan bir ülkeydik. Bunu anlatmaya çalışıyorum. IMF komiserleri gelirdi, ee, şey yapardı. Gözlemciler gelirdi, Göz. şefler. İthalata gidelim. dayalı bir ekonomimiz vardı, perspektif buydu. Siz üretmeyin, siz üretim ekonomisine dayalı bir e, ekonomi model benimsemeyin. Biz sizin gereksinim duyduğunuz ürünleri size gönderelim, siz tüketin. Tüketmeniz için gerekli olan sıcak parayı da size gönderelim. Bu sıcak para karşılığında da faizleri yükseltin. Biz sıcak paramızla servetimize servet katalım ama sizi de sıcak paramızla rahatlatalım. Tüketim toplumu olun, üretmeyin, ihraç etmeyin, ithalata dayalı bir ekonomik. 2013'e kadar. 2013'te biz IMF'le olan bütün hesabımızı kapattık. 2013'ün Mayıs sonunda da bildiğimiz hadiseler patlak verdi. Ekonomimize farklı bir rota çizmeye çalışırken, Üretim ekonomisine dayalı, ihracata dayalı bugün uyguladığımız modeli hayata geçirmeyi düşündüğümüz andan itibaren karşımıza sokak hareketlilikleri, sokaktan iktidar devşirmeyi amaçlayan Mısır'dakine benzer de onun belki de bir ön provası niteliğindeki bir takım eylemlilikler. Bunun ekonomiye nasıl darbe vurduğunu benim anlatmama gerek yok, rakamlara boğmama gerek yok. Akabinde 17-25 FETÖ üzerinden bir takım operasyonlar Arkasında PKK üzerinden hendek terör şehirlerimiz yağma edildi, yıkıldı, yıkıldı. Ya onlar oraya, oraya harcanan paraların haddi hesabı yok. Ya ekonomiye vurulan darbelerden bahsediyoruz. Ya Türkiye doğal gazı olan, elektriği olan, yeraltı, yer üstü kaynaklarıyla kendi yeten ülke değil. Peki. Bir ülke <laughs> değil. Bir anda PKK terörle mücadele ediyorsunuz. Bir anda içerideki FETÖ fitnesiyle mücadele ediyorsunuz. Ee, işte i̇şte Suriye'nin kuzeyi, e, Irak'ın kuzeyi, giderek tırmandırılan terör unutmayınız ya insanlar evlerinden çıkarken AVM'lere giderken acaba bombalar patlar mı diye düşünüyordu ya. Böyle bir ülkenin bütün kaynakları zaten teröre harcanmak isteniyordu yani. Çünkü Türkiye yükselen bir güç olursa, ekonomisini düzeltmiş, kendi ekonomik modeliyle üretim ekonomisine geçmiş bir Türkiye olursa, e zaten one minute diyen bir liderlik var. Boyun eğmeyen bir liderlik var. İmparatorluk bakiyesi bir ülkeyiz kendi coğrafyamızda rol sahibi olmak istiyoruz diyen bir Türkiye. iddiası bu olan bir Türkiye var. Elbette ki çelmeyecekler. Şimdi burada burada <laughs> ekonomi politikalarımızı eleştirenlerin Türkiye'nin geçmişini bilerek eleştirmeleri lazım. Haksızlık yapmamaları lazım. 2016'ya geldik bir gece bir darbeyle karşı karşıya geldik yani. Bunun ekonomiye maliyeti olmadı mı yani? Onun öncesi? Sonrasında onu püskürtünce Suriye'nin kuzeyinde paralel bir devletçik kurulmaya çalışıldı. Onu önlememiz gerekiyordu. Bir anda da kendi çocukları olan IŞİD'i üstümüze salmaya çalıştılar. IŞİD Türkiye'nin ne kavgası olabilir ya? Suriye'de vuruşacaklar de karşı, Irak'ta bilmem kime karşı vuruşacaklarına. Şimdi bütün gözlerini Türkiye'ye çevirmiş bir IŞİD terör örgütü. Çünkü ipleri Pekka'nın, FETÖ'nün de iplerini elinde tutan ülkelerin elinde. Dolayısıyla terörle yani maddi olanaklarını da terörle, e, teröre harcayan, terörü bertaraf etmek için uğraşan bir Türkiye. Sürekli. Şimdi e, elbette ki ekonominizi, savunma bütçenizi buna göre şey yapacaksınız. Yani Buralara para harcıyorsunuz yani. Ha Irak'a girmeyelim, Suriye'ye girmeyelim, Doğu Akdeniz'de bulunmayalım, Libya'da ne işimiz var gitmeyelim deniliyorsa o ayrı bir şey. Ama bütün bunlara para harcıyorsunuz yani. Ekonomimiz elbette ki kötüleşecek. Bir de birdenbire pandemi denilen bir şey çıktı yani. Bunu da biz icat etmedik yani. Pandemiyle birlikte 51 insan bu rakamlar. Ya bunların sağlık harcamaları. Gün gün hesaplayınız ya. Yani bunlar hep ekonomimize yük. E pandemiyle birlikte ekonomik bir duraklama, gerileme başladı. Dünya ekonomileri bile küçüldü ya. Dünya ekonomilerinin küçüldüğü bir dönemde biz ihracatımızla, imalat sanayimizle büyüyen bir ekonomi olduk ya. İhracat yani diyorsunuz ihracat burada da takdir etmeye en Yani makroekonomik dengelere baktığımızda hiçbir sorun yok ama pandemiden, terörle mücadele mücadeleden hı hı. işte e, döviz kurlarındaki oynamalardan kaynaklı dışarıdan ve içeriden bir takım manipülatif, e, yani. operasyonel hareketlerden dolayı ekonomimizde bir sıkıntı var. Vatandaşlarımız bu sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi ne yapacağız? sonuca bakarak AK Parti 20 yıldır bu ülkeyi yönetti. Pandeminin de sorumlusu odur. Terörün de sorumlusu odur. PKK'nın da, FETÖ'nün de. Ya böyle bir felaket tellalı doğru değil bir defa. İnsaflı değil, adaletli değil, vicdanlı değil ya.